Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2016 Beşiktaş kariyerimizin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzü izlemediyseniz eğer hemen sağ üst köşeye çıkan etiketten bir önceki bölümümüze gidebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar diyorum ve hemen şöyle kabaca bakalım. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Gençler Birliği'nin 4-1 yenmiştik. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenmiştik. Çok fazla önemli değil. Artık e, Türkiye Kupası bizim için biliyorsunuz. ligi odaklandık tamamıyla. Ve Sivas Sporu 2-1 mağlup etmeyi başarmıştık arkadaşlar. Bu bölümümüzde ne yapacağız? Kendi evimize Akisar Belediye Deplasman Gaziantep Spor ve yine kendi evimize Trabzonspor karşılaşmalarını oynayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle taktiğimize bakalım. Evet milli takımda olan futbolcularımız değil sakat olan futbolcularımız var şöyle hemen bir hızlı seçim yaptığımız zaman e, yaptık Tamam şöyle bir arkadaşımız e, talimatları istiyordu benden buyur kardeşim talimatlar bu tamamıyla eee pasa dayalı futbol oynatıyorum ben neden pasa dayalı futbol oynatıyorum Çünkü e, Olcay Şahan ve kanatlarda kullanan futbolculardan bahsediyorum arkadaşlar Kuvarejma gördüğünüz gibi ee, çok fazla hızlı yani Hızlı futbolcular olmadığı için kanatlarındaki oyuncular O yüzden ben ee, Tamamıyla Dar alanda ee, nasıl diyeyim size Dar alan futbolunu tercih ediyorum yani pas futbolunu tercih ediyorum arkadaşlar ee, Şöyle tekrar talimatlara geçelim Gördüğünüz gibi düşük tempoda oynatıyorum Dar alanda oynatıyorum savunma çizgim normal. Daha sıkı makaj yapıp e, makaj yapıp top kırakıp gelecek yani hem paskı yapıp forvetin baskı yapsın belki topu kapabilir gibisinden. defansan kısa pasla çıkıyorum. E, ancak kanatlar ya da göbek şeklinde oyuncuları bir yere kitlemiyorum. E, o konuda e, futbolcunun özgürlüğüne bakıyorum bırakıyorum işi arkadaşlar. E, hücum yaparken beklerimin ileriye çıkmasını istiyorum. Sağ ve sol bekimin ve rakip ceza sahasında tamamıyla paslaşarak hani öyle gelişi güzel vur gitsin şeklinde değil. Daha az top sür ee, talimatıyla zaten arkadaşlar oyuncularımızın topla birlikte driplinklerine ziyade tamamıyla paslı şekilde e, hücuma çıkmasını istiyorum. Buyur e, ee, talimatlarımızı görmek isteyen arkadaşlarımız talimatlarımızda bu şekilde diyorum arkadaşlar. Dedikten sonra ee, bakalım 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 neler yapabiliriz. Hemen şöyle bir hızlı seçim diyelim tekrar. Kuvarecmela başlasam Niyank'la mı başlasam ona karar veremiyorum. Niyank hızlı bir futbolcu. Hmm. İşte onda birazcık kararsız kalıyorum diyebilirim arkadaşlar. Cengiz yok. Tamam tamam ya Kuvarecmela başlayacağım. Evet arkadaşlar bölümümüzün ilk maçı kendi sahamızda Akhisar Belediyesporu Ağırlayacağız. Ee, artık UEFA'dan elenmiştik biliyorsunuz. Zira Türkiye kupasından delendik. Tamamıyla varımız yoğumuz lig oldu. 25 karşılaşmada 14 galibiyet 9 beraber 2 mağlubiyet 51 puanla şu anda ligde lider durumdayız. 2. sıradaki Galatasaray'la ile aramızda bir puan fark var. Bu maçtan galibiyetle ayrılabilirsek eğer aramızdaki puan farkı 4'e çıkacak ve... 8 maç kala 4 puan farklı liderliğimiz devam edecek arkadaşlar. İnşallah bir aksilik yaşamazsak şöyle hırslı bir şekilde her zaman gibi arkadaşlar hırslı bir şekilde futbolcularıma gazımı verdim ve sahaya gönderdim. Maça bizim vuruşumuzla başladı. Rodolfo, Ersan, Adem, Gülüm, Atiba'yı sağ kanatta oynatıyorum. Martin Lines'in sakatlığı olduğu için. Dakikalar 5 oldu. 0 Sıfır 0lık geçtiğimiz devam ediyor. Akisa Belediyespor karşısında arkadaşlar kendi sahamızda oynuyoruz. Muhammed Abu bu adam çok sarı kart görüyor ya. Çok disiplinsiz bir adam bu ya. Aslında agresifliği de çok yüksek değil ama çok aşırı ee, sarı kart görüyor yani. Baksana daha daha dakika 5 adam sarı kart gördü. Geldi sonra kırmızı görmesin bu adam. Şimdi Mervan Hasan. Hasan. Sağ kanada döndü Güray. Güray'dan Gimenez. Sağda Hatuber. Güray. Akisar hata. Gimenez vurdu. Top avuta gitti. Akisar Belediye Spor. Gole çok yaklaştı. Dakikalar 11'i gösterirken ancak top avuta gitti. İlk yarıda şu ana kadar çok fazla bir varlık gösteremedik arkadaşlar. Akisar Belediyespor karşısında şöyle biraz daha hücuma ağırlıklı, hücum ağırlıklı bir futbola dönmek istiyorum. İlk yarıda gol bulabilirsek bizim için iyi olur. Muhammed Abu'dan İsmail. Jose Sosa çok sert bir hareket. Engoyem hakem çağırıyor yanına Engoyem'i. Ve sarı kart, sarı kart. Landry, mu sarı kart gördü Şimdi Oğuzhan kullandı. Sosa sektirdi ve gol. Oze Sosa dakikalar 25'i gösterirken takımımızı 1-0 öne geçirdi. Oğuzhan'ın asisti, Oze Sosa'nın golü. İşte Oğuzhan serbest oluş kullandı. Sosa kafasını uzattı. Top kalecinin uzanamayacağı köşeye çok güzel bir şekilde gitti ve ee, ilk tehlikeli hatamızda golü bulmayı başardık. İşte bu birazcık tecrübe diyebiliriz futbolcuların. Yani tecrübesinden kaynaklanan bir şey. İlk hatamızda golü bulmayı başardık. Şimdi Akisar hata Güray. Smith. Smith karşısında Atiba. Smith. Atiba bastı aldı topu. Pasını da verdi Mario Gomez'e ancak Gomez alamadı. Abu evet Muhammed Abu dakika 30 kırmızı kartını gördü. Daha söylemiştim size değil mi? 6. dakikada ya Vallahi villa var ya. Neci bir alacağım oyuna. Şöyle Ozesosa'yı kenara çekeceğim. şimdi ben bu adamı ne yapayım? Allah aşkına siz söylesenize. 30. dakikada kırmızı kart mı yenir ya? Şimdi Oğuzhan. Olcay Şahan. Uzun oyunda Mario Gomez'e. Mario Gomez. Necip. Olcay. Oğuzhan. Solda İsmail. İsmail. İsmail şutu kaleciden döndü. İsmail şutu top kaleciden döndü. Sosyal koyneri kullandık. Orada bir karambol ancak avuta çıktı top. Dakikalar 33 1 0lık lık üstünlüğümüz devam ediyor Akisar Belediyespor karşısında. Ve 30. dakikada ee, 10 kişi kaldık. Bakalım maç sonunda neler olacak. Mervan. Jimenez. Hasan. Hasan'dan Mervan'a Mervan. 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 Top. Tolga'nın ellerinde kaldı. Tolga top çok rahat kontrol etti Ersan'a. Ancak şimdi başka bir atak. Gimenez, Mervan, Hasan. Hasan, Gimenez'e, Gimenez'in pası. Enguemo, Enguemo'nun şutu. Tolga Zengin müthiş, müthiş, müthiş. iki tane süper kurtarış ve top kornere çıktı. Dakikalar 40 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Akisar Beyliği karşısında 10 kişi kaldık. 30. dakikada. Akisar Belediyespor beraberlik için bastırıyor Güray. Bijan ancak Rodolfo gidiyor. Şimdi Necip. Necip uzun oynadı. Mario Gomez. Mario Gomez ancak orada tek başına kaldı ve topu kaptırdı. İlk yarıda artık son 2 dakika. Şimdi yine Akisar Belediyespor atar. Güray. Castillo. Gimenez. Güray'a. Güray. Güray kayıcı Tolga. Gimenez vurdu. Defans araya girdi. İlk yarının son dakikalarında inanılmaz heyecanlı geçiyor. Akisar beraberlik için bastırıyor. Biz direniyoruz. 10 kişinin 10 kişi kalmamızın da etkisiyle çok fazla üstünlüğümüzü gösteremiyoruz. Akisar Belediyespor Spor karşısında ilk yarı 1-0 bitti. Şimdi e, oyuncularımıza hırslı bir şekilde bir kişi eksiyiz ama yine de buradan iyi bir sonuç alabileceğimizi e, futbolcularımızı söyledim biraz daha kontrollü futbola döneceğim. Hücum ağırlıklı oynayıp da çok fazla fantezi yapmaya gerek yoktur diye düşünüyorum ben. Dakikalar 45 derken ikinci yarıya başladık arkadaşlar. İkinci yarıya Akisar Belediye başladı. Gimenez. Güray. Güray uzun oynadı. Tolga çıktı ve topu almayı başardı. Şimdi Rodolfo. Sağda Atiba. Oğuzhan. Oğuzhan topla ilerliyor. Pası Hoca Sosa. Sosa ortası ancak top kaleci Lukas'ta kaldı. İkinci gole yaklaşmış gibiydik ancak top kaleci Lukas'ta kaldı. Şimdi Castudio, Enguemo, Güray. Güray'ın pası Hettabır. Hettabır ortaladı. Tolga zengin. Tolga, Tolga, Tolga. Olcay'ı şöyle, ee, Olcay'ı ve Sosa'yı Öyle değildi. Ben nasıl yapayım biliyor musunuz? Baya ee, baya bir değişiklik yapmam gerekebilir bu taktikte. Nasıl bir taktikte değişiklik yapabilirim diye düşünüyorum şu anda. Olcay Şahan'ı çıkartacağım. Ancak yok. Olmaz. Olmaz. Sesi düşünüyorum arkadaşlar şu anda. <laughs> Olcay Şahan'ı çıkartacağım. Muhammed Karpuz oyunu alacağım. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Ee, Muhammed Sağbeke, Atiba, Oğuzhan, Sosa'yı şöyle koyacağım. Evet, Necip, Oğuzhan, Atiba üçlüsü olacak şöyle. Şunu da hemen hmm, defansif oyun kurucu savunma olarak oynatacağım. Necip'i tamam öyle güzel. Sosa bu şekilde. Şimdi talimatlara geleceğim. Göbek'ten oynamayı tercih edeceğim. Çünkü kanat oyuncularımız şu anda yok. 4 3 1 1'e döndük arkadaşlar. Dakikalar 49. Hatta 50 derken 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Akisar Belediyespor ee, çok fazlasıyla bastırıyor. 10 kişi ee, 10 kişi kaldığımızdan beri 30. dakikadan beri de 10 kişiyiz. Muhammed Abun'un kırmızı kart gördüğünü tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Dakikalar 65 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Akisar Belediyespor karşısında. Mario Gomez'de çok fazla varlık gösteremedi. Ee, çıkarsam mı? Çıkartıyorum. Yerine hızlı bir futbolcu Embaye Niyank'ı oyuna alıyorum. Belki e, bir bir kontrataklarla gol bulabilme ihtimalini düşünerek hızlı bir Santrafor oyuna aldım arkadaşlar. Dakikalar 72. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Akisar Belediye Spor karşısında gerçekten çok zor bir müsabaka oluyor. Bizim için dakikalar 76 oldu. 21.984 yerdese 22.000 biletli seyircinin huzurunda oynuyoruz arkadaşlar kendi evimizde. Akhisar Belediyespor'a karşı dakikalar artık 83 son 7 dakika. Oğuzhan formasından çekmiş. Serbest vuruşmuş. Oğuzhan aynen Oğuzhan Yavuz Yakup'ta sarı kart gördü. Artık maçta son 2 dakika arkadaşlar. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi Sosa ile korneri kullandık. Bir karambol. Oğuzhan vurdu ve gol ve maç bitti. Oğuzhan öz yakıp 90. dakikada golü attı ve maçı bitirdi. Sosa kullandı. Orada bir karambol oldu. Top Oğuzhan önünde kaldı. Gelişine çok güzel vurdu. Ve heyecan fırtınası 90. dakikada 90. dakikaya kadar heyecan fırtınası şeklinde geçen maç. 90. dakikada Oğuzhan'ın golüyle bu işi bitirdi adeta Oğuzhan. İsmail Köybaşı. Niyang. Niyang. Necip Uysal. Sağda solda İsmail. O ortaladı. Defans araya tekrar girmeyi başardı. Ersan Ademgül'üm, Muhammed. Oğuzhan. Necip. Muhammed'e. Muhammed'den Necip'e. Necip. E. Necip. Sola derken hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar zor bir müsabakaydı gerçekten. Ee, heyecan fırtınası şeklinde geçti ve bu maça bu bu karşılaşmayı 2-0 galip bitirmeyi başardık arkadaşlar. Şu anda 4 puan farkla ligde liderliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray önünde. Evet arkadaşlar, bölümümüzün ikinci maçı Gaziantepspor deplasmanına çıkacağız gerçekten. Ee, biliyorsunuz kendi evimize akış sarılan çok heyecanlı bir karşılaşma yapmıştık. 60 dakikasını 10 kişi oynadığımız karşılaşmayı 2-0 galip gelmeyi başarmıştık. Ee, bakalım Gaziantep Spor deplasmanında da istediğimizi alabilecek miyiz? Bu maçta niyakla başlamak istiyorum. Kovarejman'ın yerine şöyle bakayım başka değişiklik yapmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Zaten Muhammed Abu Kırmızı kart cezalı kendisine iki hafta maaş kesintisi cezası verdim. Ee, adil olmadığını görüşün demiş ancak ben verdim bile yapacak bir şey yok abi. Şöyle tavsiye takımı uyguladık tamamdır gazımızı verdik ve Gaziantep Spor Deplasmanı'na çıkıyoruz arkadaşlar. Gaziantep Spor Deplasmanı'ndan bakalım istediğimizi alabilecek miyiz? ligde gerçekten bizim için e, erteleme maçı bir maçımız eksikti biliyorsunuz. Bizim için gerçekten önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Dakikalar 7 oldu. Şu anda iki takımında herhangi bir atak girişimi olmadı arkadaşlar. Şimdi Oğuzhan Türk ile serbest vuruşu kullandı. Aroyoko. Gbenge, Aroyoko, Arakoyo neyse artık Gaziantepspor'u 8. dakikada 1-0 öne geçirdi arkadaşlar. Şöyle e, ee, oyuncularıma yaratıcı olmaları konusunda talimat verdim kenardan bakalım oyuncularımız nasıl bir tepki verecek. Dakikalar 18 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor arkadaşlar. Gaziantepspor deplasmanında Ara yok Ara koyuyor. Kamara, Erdem, Oğuzhan Türk, Abu da. Ancak İsmail araya girdi. Olcay baka kaldı. Çık Tolga, aferin Tolga, aferin. Şimdi Tolga ile başlattı Rodolfo. Niang pası Gomez'e. Gomez, e. Gomez e geçmedi. Vrajnes araya girdi. Putilo. Putilio ortaya. Orada kamera vurdu. Top. Asfaltla dışarı çıktı. Olcayı şöyle destek yapacağım. Birazcık da e, ikisini de hatta destek yapacağım. Ki defans oyuncularıma biraz daha Yok. Şöyle. Biraz daha defans oyuncularıma faydaları dokunsun en azından. Dakikalar 21 oldu arkadaşlar. Gaziantep Spor deplasmanındayız. 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor. 7. dakikada Alakoyun'un atmış olduğu golle 1-0 mağlubuz Gaziantep Spor deplasmanında. Dakikalar 32 oldu. Şimdi tekrar Gaziantepspor ata. Larson ortaladı. Arkada Putilo ancak o da Avusan. Marçal. Marçal. Niang geldi. Çok güzel aldı topu. Pası Mario Gomez. Ortaya ancak top hani iki tane beş tane arasından geçti. Top gitti Gaziantepspor'a. Kamara vurdu. Tolga. Tolga Zengin gerçekten bu sezon güzel bir performans sergiliyor diyebilirim arkadaşlar. Dakikalar 40 oldu artık ilk yarı son 5 dakika 1-0'lık mağlubiyetimiz devam ediyor Gaziantep Spor deplasmanında. Ve ilk yarı sona erdi arkadaşlar. Ee, oyuncularımızı birazcık canlandırmanın e, vakti geldi diye düşünüyorum. Şöyle talimatlara bir girelim. Eee... Tamam burada yapacak çok fazla bir değişikliğimiz yok. İkinci araya yüklenerek çıkacağım. Gol bulmak zorundayız çünkü. Ve agresif bir şekilde oyuncularımı uyardım arkadaşlar devre arası konuşmasında. Bakalım futbolcularımız sahada bize nasıl bir reaksiyon gösterecekler bu devre arasından sonra. İkinci araya Gaziantep başladı arkadaşlar. Dakikalar 47. 1-0'lık Gaziantep Spor deplasmanında e, yenilgimiz devam ediyor. Olcay şu an patladı. Olcay'ı çıkartıyorum. Yerine Ricardo Kovarejma'yı oyuna alıyorum arkadaşlar. Hadi çocuklar. Bu maçı buradan çevirmemiz gerekiyor. Çevirmek mecburiyetindeyiz adeta öyle de diyebilirim. Dakikalar artık 60 oldu. Son 30 dakika Rodolfo'dan Oğuzhan'a, Oğuzhan Sosa ancak Gomez'e gelmedi. Necip Uysal, Necip, Necip, pas hatalı Oğuzhan, Niang, Sosa. Sola doğru hatalı pas şimdi Gaziantepspor kontrata Kamara. Abu Bakar Kamara sıyrıldı ortaya Oğuzhan. Solda Marçal ortaladı arka direkte ancak kaleci Tolga. Karıcı Tolga ikinci gole yine izin vermedi. Elyasa Hutchinson topu almayı başardı. Kovarejma topu uzaklaştırmayı başardı. Top tehlike bölgesine uzaklaştı. Dakikalar 61. 1-0'lık yenilgimiz devam ediyor. Gaziantepspor deplasmanında. Bu maçta da e, pozisyon bulmakta baya baya hatta baya baya bir zorlandık arkadaşlar nasıl nasıl değişiklik yapabilirim diye bakıyorum. Sosaya çıkartacağım. Yerine Cenk Tosun'u oyuna alacağım. Çift forvete dönüyorum arkadaşlar. Maçı çevirmek için bir şekilde müdahaleler yapmak zorundayız. 4-2-2-2. Aynen. 4-2-2-2'ye geçtik arkadaşlar. 73. dakika hadi çocuklar hadi. Ancak dediğim gibi pozisyon bulmakta çok fazla zorluk çekiyoruz. maç boyunca daha şu anda tehlikeli denebilecek bir pozisyonumuz olmadı. Dakikalarda 79'u gösterirken. Şimdi Putilio kullandı ve artık Putilio da maçı bitiren golü attı. 82. dakikada serbest vuruştan maalesef e, artık dedi bu maç burada biter de sizin gol atacağınız yok bari ben atayım bu işi bitireyim dedi Putilio. Gazantes bu ata top yine Tolga'da kaldı. Tolga'dan Rodolfo. Rodolfo. Sol doğru Ricardo Kovarejma. Kovalecma, İsmail Atiba, Kovalecma, Rodolfo, Oğuzhan, Oğuzhan uzun pas Cenk'e, Cenk offside. 72. dakikada oyuna girdi Cenk. 20 dakikada 4 kere offside'e kaldı. Ve maalesef arkadaşlar ee, Gaziantep Spor deplasmanından mağlubiyetle ayrılıyoruz. Hiç istemediğimiz bir sonuç bu bizim için. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son maçımız Trabzonspor'a karşı kendi evimizde oynayacağız. Şöyle baktığımız zaman futbolcularımızın moralleri sanki biraz bozuk. Şimdi bakalım şu Mario Gomez'in morali neden bozukmuş? Şöyle bilgi diyelim. Bir sıkıntısı yok diyor ama niye morali bozuk? Tamam antrenmandan şey Tolga'nın iyi futbolu. Eyvallah sıkıntısı yok diyor ama kötü sayılır diyor. Herhalde kişisel problemleri var galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Muhammed Abu sen geçeceksin yavrum o işleri. Seni ilk 11'de başlatmam ben artık. Sana çok fazla güvenmiyorum çünkü. Onun yerine şöyle Tolga'yı ben e, ikisini oynatırım daha iyi diye düşünüyorum. Hatta Kerim'i de şöyle Mustafa Pektim'in yerine aldım mı baktım 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 tamamdır. Evet arkadaşlar Trabzonspor karşısına çıkıyoruz. Kendi evimizde Trabzonspor'u ağırlıyoruz. Biliyorsunuz 11 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı ve bu yenilmezlik serimizin maalesef Gaziantepspor karşısında kaybettik. Ancak bizim için e, güzel bir şey vardı. Galatasaray da yenildi. O yüzden 3 puanlık fark devam ediyor arkadaşlar. Ama bu maçtan yani nasıl diyeyim size puan kaybetmememiz gerekiyor. Kesin yenmemiz gerekiyor dediğim zaman <laughs> biz muhakkak o maçtan puan kaybediyoruz. O yüzden öyle demeyeceğim. Puan kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi Kovarejma. Kovarejma. Kovarejma ancak Kevin Konstant araya girdi ve topu aldı. Daha henüz birinci dakikada tehlikeli bir atak ee, geliştirdik ancak Olgunlaşmadan sona erdi. Dakikalar 4-0-0'lık devam ediyor arkadaşlar. Trabzonspor'la kendi sahamızda oynuyoruz. Mario Gomez birkaç maçtan beri suskunluğunu bozamadı. Bakalım bu maçta golle buluşabilecek mi Mario Gomez? Gözler hakemdeymiş. Evet, sarı kart gördü Hussain. Edzas Hussain 12. dakikada sarı kart gördü Trabzonspor'da. Şimdi korneri kullandık ancak defans araya girmeyi başardı. Atiba. Solda Jose Sosa. Sosa. Sosa ortaladı. Mario Gomez kaleci Onur. Kaleci Onur topu çıkartmayı başardı. Gerçekten yüzde bir milyarlık bir pozisyon. Kavan da şimdi ortaladı. Mario vurdu. Bu sefer de bizim defansımız araya girmeyi başardı. Oğuzhan. İki takım da ardı ardına tehlikeli ataklar geliştiriyor. Ancak iki takım da golü bulabilmiş değil. Şu anda dakikalar 20 sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor arkadaşlar. Şimdi oyuncularıma biraz daha yaratıcı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Kavanda da sarı kart gördü Trabzonspor'da. Dakikalar 34. İki takım da şu anda gol bulabilmiş değil arkadaşlar. artık ilk yarıda son 5 dakika Olcay Şahan yani olacağı şu an bir sakatlık geçirdi arkadaşlar ikinci yarıda Olcay'ı değiştiririz artık mecbur güzel de oynuyormuş ama daha fazla sakatlanmasının sakatlığının daha da ileri gitmesine gerek yok değişikliği yaparız devre arasında en azından ilk yarıyı çıkartsın böyle evet ilk yarıda son dakikalar okay sefa Trabzonspor'a Endoye Endoya ceza sahasından şutunu çekti. Kaleci Tolga top kornere çıktı. Tolga yine çok sert bir şutu çıkartmayı başardı. Sosa Mario Gomez'e. Mario Gomez ancak simülasyon araya girdi ve pozisyonun büyümediğini bize söyledi. Şöyle Trabzonspor futbolcularla böyle dedik bir intikamımız var. Çıkın ve beni etkileyin dercesine bir konuşma yaptım. Olcay'ı çıkartıyorum. Yerine Kerim koyunluğu oyunu alıyorum arkadaşlar. Kerim'i şöyle destek şeklinde iki futbolcumu da yapacağım. Tamamdır. Ee, biraz daha hücum ağırlıklı oynayacağım. Gol bulmam lazım. Beraberlik çünkü benim için e, yeterli bir skor değil. İkinci araya Trabzonspor başladı. Kevin Constant Douglas derken simülasyon araya girdiği pozisyon yok dedi. Dakikalar 51 oldu. Hala iki takımda da e, gol bulabilmiş değil. Bakalım 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 neler olacak. Kovarejma ve Jose, Jose Sosa özellikle bayağı bu vasat bir futbol sergiliyor. Ee, sosyal de çıkartmayı düşünüyorum arkadaşlar yerine kimi alacağım biliyor musunuz bilmiyorsunuz çünkü ben de bilmiyorum ee, Muhammed Abu'yu alacağım Muhammed Abu'yla da de yer değiştireceğim bakalım Oğuzhan'ı 10 e, numara mevkisine Oğuzhan'ı aldık bakalım son 35 dakikada Oğuzhan orada bize nasıl katkılarda bulunacak Dakikalar 57'ye geldi arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Oyuncularıma ileri çıkmaları konusunda artık yavaş yavaş talimatlar vermeye başladım. Çünkü bana gol ve 3 puan lazım. Mario Gomez. Mario Gomez yine etkili değil arkadaşlar yerine Nian kalıyorum. Mario Gomez'in yerine 2-3 maçtan biri Mario Gomez'de bir halle var ama sanırım kişisel sebeplerinden dolayı moral hmm. de bozuk, maçlarda da aşırı formsuz. Dakikalar 72 oldu arkadaşlar. 0-0'lık skor devam ediyor. Trabzonspor'la oynuyoruz. Kendi sağımızda Yapmamız gereken bütün müdahaleleri yaptık. Artık sadece e, çok fazla da tabii uçuk müdahaleler yapmak istemiyorum. Çünkü gidersin son dakikada bir gol yeriz. Her şey darmadağın olur. Douglas da sarı kart gördü. Trabzonspor'da birçok sarı kart var. Ancak bir tane kırmızı kart görseydi iyiydi. <laughs> Şimdi Kovalecme ile kullandık. Defans araya girmeyi başardı. Niyank, Niyank. Ortaya Tolgay, Oğuzhan, Tolgay, Kerim. Arapası Oğuzhan vurdu direktten. Koarajma e vurdu ve gol. Ricardo Koarajma. Ricardo Koarajma. Dakikalar 89'u gösterirken gol attı. Tolgay, Kerim'e, Kerim'in arapası Oğuzhan vurdu. Onurdan döndü. Top Koarajma'nın önünde kaldı. Koarajma. Çok dar açılan topu ağları göndermeyi başardı ve dakikalar 89'u gösterirken. 1-0 geçirdi bizi Trabzonspor karşısında. Ricardo Quaresma tecrübesiyle golü bulmayı başardı. Artık maçta son saniyeler Atiba Hutchinson Quaresma'ya ancak offside Quaresma. Artık hakemin bitiş düdüğü geldi arkadaşlar ve Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardık. Şöyle oyuncularımıza iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyelim. Tebrik edelim onları yüceltelim. Baktığımız zaman 6 puana çıktı Galatasaray ile aramızdaki puan farkı. Tabi Galatasaray'ın şu anda bir maçı eksik olacak. şu an 5 hafta sahalardan uzakmış arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Maç sezon sonu yaklaştı ya bunlar olacak. Penaltı kararım. Ne diyor ama bu oyunda harbiden yani. Penaltı penaltı yok yani. Evet arkadaşlar e, bu bölümümüzdeki maçlarımız sona geldi. E, Beşiktaş kariyerimiz gerçekten çok heyecanlı gidiyor. Bir sonraki bölümü merakla beklemeni, ben şu Galatasaray maçının sonucunu görmek istiyorum aslında. E, bir sonraki bölüm merakla bekleyin arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, e, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Beşiktaş kariyerimize yani bu 12. 13. bölümümüzde Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bakalım Galatasaray maçının da sonucuna bakalım. Puan farkı ne olacak? Ona göre videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz Galatasaray maçının sonucunu. Hadi. Hadi. Ama hadi. Ama hadi artık. <laughs> Gelecek mi dersiniz arkadaşlar? Ben yavaş yavaş ümidi kesmeye başladım derken Galatasaray Maalesef 2-1 kazanmış arkadaşlar. Ee, olsun. 3 puanlık fark devam ediyor. Hadi eyvallah görüşürüz arkadaşlar.